Şu yaralarına biraz sıcak basalım da ağrıların geçsin. Gerek yok. Neden? Dedim ya, sıcak bezle bastırırsak bir şeyin kalmaz. Ben de sana gerek yok diyorum. Bu sefer seni dinlemeyeceğim. Şu suratının haline bir bak, bir şey yapmazsak. Bana yakın olmaya çalışma, tamam mı? Ben senin karınım. Ve kocamın üzerinde en azından bu kadarcık hakkım var. Şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Benim üzerimde hiçbir şekilde hak iddia etmene gerek yok. Ne dediğimi anladın mı ha? Ne oldu? Anne şey... Yaralarına sıcak bezle pansuman yapmaya çalışıyordum. Senin gelmen iyi oldu. Beni bir türlü dinlemiyor. Ona söyler misin, sıcak bezle bastırmamız gerek. Gelin çok doğru söylüyor. Hadi bırak yapsın. İnat etme lütfen. Seninle konuşuyorum. Dinlemiyor musun? Sıcak bezle bastırınca kendini çok daha iyi hissedeceksin oğlum. Sen yap kızım. Ben de hemen gidip bir macunu hazırlayayım. Yaralarına süreriz, iyi gelir. Macunu sen mi yapacaksın anne? Evet. Evde tedavi ve bitkilerden ilaçlar yapma konusunda çok bilgiliyimdir. Aktar'da çalışmıştım. Oradan öğrendim hepsini. Anneme neden kızıyorsun? O sadece iyiliğin için uğraşıyor. Esas kızman gereken kişinin gitmesine izin verdi. Ve şimdi kendi ailene kızıyorsun. Yaş Sindia'dan bahsediyorum. Yoksa ondan korkuyor musun? Hey, milletvekili kızı olman sana aklına gelen her şeyi söyleme hakkını vermiyor. Ben kimseden korkmuyorum. O zaman git ve Yaş Sindia'dan intikamını al. O senin kanını akıttı. Ve akan kanın intikamı kan akıtarak alınır. Yaşın biraz önce türbeye gittiğini gördüm. Orada yalnız olacak. Bana sorarsan bundan daha iyi bir fırsat bulamazsın. Özür dilerim. Seninle evlenemem. Buna mecburum. Beni düğünümüzün ortasında bırakıp gittin Yaş. Bu aşağılamayı hayatım boyunca unutmayacağım. Akash nerede? Baksana oğlum nerede? O aşağılanmanın intikamını almaya gitti. Şimdi Yaş'ın kanını akıtana kadar içi rahat etmeyecek. Gitmesine neden izin verdin? Onu neden durdurmadın? Beni neden çağırmadın? Aman Tanrım, şimdi kim bilir ne olacak? Bu benim Akash'ı durdurmam gerek. Eğer sinirlenirse ve... Hayır. Tanrım. Şu hayatımda çok acı çektim. Çok zorluklar yaşadım. Bir de oğlumun kanının dökülmesine katlanamam. Yıllardır ettiğim duaların bu şekilde boşa gitmesine izin veremem. Nereye gideceğini söyledi mi? Ha? O Yaş'ın evine mi gitti? Hadi konuşsana, nereye gitti? Neden konuşmuyorsun? Yaş'ın az önce türbeye gittiğini gördüm. Ve Akash da oraya gitti. Ha? Türbe? Türbeye mi gitti? Türbe. Hey dur! Hey dinle! Hey dinle! Nereye gidiyorsun ha? Hanımım o kadının dışarı çıkmasına izin verme dedi. Dışarı çıkamazsın. Buraya gel. Bırak! Şu anda hiç kimse beni durduramaz. Öyle mi? Oğlumun hayatı tehlikede. Hayır, bırak beni! Bu şekilde gidemezsin. Bırak beni dedim. Hemen hanımefendiyi çağıracağım. Hanımefendi! Taksi! Taksi! Dur! Bayan Arti! Çabuk buraya gelin hanımım!
O kadın gitti. Onu durdurmaya çalıştım ama başaramadım efendim. Şu tarafa doğru gitti. Şu tarafa doğru kaçtı efendim, durduramadım. Beni hemen türbeye götürün. Çabuk. Türbeye mi gitmiş? Yaş da oraya gitti. Peki bu kadının orada ne işi var? Türbeden hala çok uzaktayım. Ben oraya ulaşmadan önce Yaş'ın başına bir şey gelirse... Hayır, hayır. Hayır, bizi koru Tanrım. Kocamın başına kötü bir şey gelmesine izin verme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.